Emine. Merhaba. Benimle çarşıya gelmiyor musun? Dur, paltomu alayım, geliyorum. Baba, ben Şükran'la pazara gidiyorum. Ben de. Olmaz öyle şey. İskambil oynayacağına dersini bitir. Şimdi baban gelecek. Nurten, beni bırakıp gitmek var mı? Sen uslu uslu dedenle otur. Ortalığı da dağıtmayın. Hay sen çok yaşa Şükrancığım. Doğrusu çarşıya yalnız çıkmayı hiç de gönlüm çekmiyordu. Ayol ben görmeyeli bu ne kocaman olmuş maşallah. Nurten, bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Senle limana inelim. Ama annem kızar. Onlar dönmeden biz geliriz. Evi bıraktık diye annem darılır. Canım ev yerinden kaçmaz ya. Hem onlar bizi bırakıp da nasıl gidiyor? Hadi. Sana kömür yüklediğimiz yerleri göstereceğim. Bir şey söyleyeceğim ama kınama beni. Hayrola? Şu doğum kontrol hapları var ya, sen onlar için bir şey biliyor musun? Sen bilmiyor musun? Yok bilmiyorum, kimseye de soramıyorum, utanıyorum. Hayır, utanılır mı? Herkes biliyor şimdi, kızlar bile konuşuyor bu işleri. Ben Reşit'e bile soramam. Hadi atma, şimdi eczaneye girer Allah. Olur ama sen isteyeceksin. Bir zamanlar Zonguldak bu kadar kalabalık değildi. Nasıldı? Nerede bu kadar çok taksi, caddenin ortasından tren geçer. Değil mi? Evet. Tam 8 tane. Gemilere kömür taşıdı. O zaman liman da böyle değil. Destesi mi dal bana? Hangi parayla kızım? Param yok ki. Hiç paran yok senin. Ne biçim dedesi? Param olsa önce kendime cigara alırdım. Senin deden böyle olacak adam değildi ama... O kör olası kaza büktü belimi. İncin altında kaldın değil mi? Hı hı. Tam 2 ay hastanede yattım. Ben dispansere uğrayıp Erol'un aşısını yaptıracağım. O paketlerle mi? Çok yüküm var. Ya ne yapsam? Versen onları bana. Sen Erol'u al git. Vehip baba evde değil mi? Ben uğrar bırakırım. Sana zahmet olacak. Ne zahmet olacak canım? Evin 40 mahalle ötede değil ya. Sağ ol Şükran. Hep insanın işini kolaylaştırırsın. Allah veri de bir gün ben de senin işini kolaylayayım. Nurten! Nurten! Merhaba Reşit Bey. Merhaba. Emine dispanserde. Birlikte pazara gitmiştik. O Erol'u aşılatacak. Ben paketleri getiriverdim. Bunca yükle dolaşamazdı. Zahmet olmuş size, alayım. Yok, ben mutfağa götürürüm. Bilmezsiniz siz. Ezilir, bozulur. Bir mahsuru yoksa tabii. Ne mahsuru olacak? Buyurun. Vehip baba yok mu? Nurten'le gitmişler herhalde. Babam sokağa çıkmamalı ama mübarek laf dinlemiyor ki. Siz demek ki yalnızsınız evde. Öyle gibi. Her şey o kadar pahalı ki. Ateş, ateş. Pazarlarda insandan ucuz şey yok. Size de zahmet olmuş. Bu kadar şeyi taşımışsınız. Komşu komşunun yardımcısı olmalı öyle değil mi? Tabii. Şunları nereye koysam acaba? Hiç bilmem. Bir yere bırakıverin. Unutmayın ne olur. Emine sorarsa buraya koyduğumu söylersiniz.
Yağları da dolaba. Aman Allah'ım. Şu dolabın içine bakın. Fare düşse başı yarılır. Şu çöpleri ortadan kaldıralım. Mutfakta en sinirime dokunan şey mutfak bezlerinin oraya buraya bırakılmasıdır. Bizim Emine pek kaldırmaz. Vakti yok garibin. Zeytinyağını nereye koyuyor acaba? Gelmedi daha. Aa, Şükran teyzem. Sen niye erken geldin? Erken geldim. İşe gitmedim ki. İzin verdiler bize. Emine nerede? Çocuğu dispansere götürdü. Şükran Hanım da onun paketlerini getirivermiş. Eksik olmasın. Eksik olmasın ya. Oh ne âlâ. Ben gideyim artık. Güle güle, uğurlar olsun. Subhanallah.